Ufa. Adı ufak sözcüğünden gelse de Türk coğrafyasının nabzının attığı önemli başkentlerden birisi. Hayatın nabzının gökyüzünün her renginde attığı Ufa, doğal bir parkı andırıyor aynı zamanda. Modern mimarinin her türlü numarasını çektiği binalar sevimli bir oyuncak gibi duruyor doğanın arasında. Geniş caddelerde hayat alabildiğine sakin akıyor. Meydanlarda, cadde başlarında sık rastladığımız tunçtan heykeller az sonra ayaklanıp insanlar arasına karışacakmış gibi canlı. Eski dönemin sembolleri de saygınlığını sürdürüyor Ufa'da. Ama en önemlisi Ufa, at üzerinde her türlü hünerini gösteren kahramanlarının şahsında kent kimliğine kavuşuyor. Ufa'da bir başkent olmanın büyüklüğünü, birlikte yaşama kültüründen, sokaklarda rastladığımız değişik uluslara ait yüzlerden gösteriyor dünyaya. Hayat ne kadar modernleşirse modernleşsin, vazgeçilmeyen tek unsur efsaneler ve atlar. Karayidere ve Ağdere ırmaklarının beslediği Ufa'yı ardımızda bırakıp uzak köyümüze doğru yola çıkıyoruz. Bir düğün havasında karşılanıyoruz köyde. Her ne kadar düğün havasında karşılansak da Başkurt Türklerinin efsanelerden, tarihin kırılma noktalarından beslenen muhteşem bir ağıtı gönül coğrafyamızda derin izler bırakıyor. Oh,
akıp geçen zamanın acılı uğrak yerlerini yoklayıp Sait Baba köyünde ete kemiğe bürünüyor ezgiler. Dilindeki başkurtça ezgiyi bir an için kaldırdığımızda altı söyleyen kadının bir Orta Anadolu kadını olduğuna tanıklık etmek bile fazlalık. O ağır ve uzun ezgilerinden, dünyasından sıyrılıp neşeli bir karşılama töreninde buluyoruz kendimizi. Figürlerde Doğu Anadolu'dan, Kafkaslardan, Doğu Asya'ya kadar folklor zenginliğimizin kodlarını görüyoruz. Grubumuzun adı Asanay. 10 seneden beri faaliyet gösteriyor. Asanay adı eski Sait Baba köyünün yaylasının bir bölümü. Grubumuz adını bu yayladan aldı. Size gösterdiğimiz bu oyun Başkurt halkının karşılama merasimiydi. Başkurtlar, eskiden beri uzaklardan gelen konuklarını kımız ve müzik eşliğinde türkülerle karşılar. Biz şimdi size bunu gösterdik. İkram sadece kımızla dilimize, müzik sadece kulağımıza, görsel şölen sadece gözlerimize hitap etmiyor. Ruhumuzu ayağa kaldıran bir konukseverlikle karşılanıyoruz. Sait Baba, sadece Başkürdistan'da değil, dünyadaki en büyük başkurt köyü. 2000'e yakın başkurt halkı, şükürler olsun, burada güzel bir şekilde çalışarak yaşıyorlar. Genelde halk hayvancılıkla uğraşıyor. At, inek besliyor, tırnak sağıyor, inek sağıyor. Aynı zamanda birçok aile, atamızdan kalan geleneklere göre arıcılıkla uğraşıyor. Yüz kovanı olan aileler de var. Geçen sene pek çok aile yıllık ballarını satıp araba aldılar. Aynı zamanda avcılıkla da uğraşıyorlar. Atalarımızdan kalan balıkçılıkla da uğraşıyorlar. Eski geleneklerimizi unutmuyor Sait Baba halkı. Kadınlar el işleriyle uğraşıyorlar, örgü örüyor, yünden keçe yapıyorlar, sebze meyve yetiştiriyorlar. Güzel bir şekilde geçiniyorlar. Gitgide köyde halk sayısı artıyor. Ailelerin de, çocukların da sayısı günden güne artıyor. Buna biz çok seviniyoruz. Cumhuriyetimizin, memleketimizin doğru bir siyaset ile hareket etmesi sayesinde sayımız artıyor. Sait Baba köyünün 800 yıllık tarihi var. Sait Baba, Baba Şef, bu bölgenin kurucularındandır. Sait Baba'nın 8 asır önce bereketli başkurt toprakları üzerine kurduğu uzak köyümüzde hayat bugün modernleşerek ancak köklerinden kopmadan, geleneklerinden vazgeçmeden devam ediyor. Köyün geçimi daha çok hayvancılıkla sağlanıyor.
Bizim Gafuri bölgesinin Sait Baba köyünde tüm Başkürtistan'da olduğu gibi halk genelde hayvancılıkla uğraşıyor. Bu hayvanlar at, kısrak, inek ve ufakları da koyunlar ve keçilerdir. Atları biz köy yerinde ormana gitmek için, ot ve odun taşımak için kullanıyoruz. Aynı zamanda kısraktan da kımız üretiyoruz. Kımız birçok hastalığa devadır. Bu kımızla çok hastalıklarımızı tedavi ediyoruz. Atların etinden de yararlanıyoruz. Etleriyle çeşitli başkurt yemekleri pişiriyoruz. Çorba da pişiririz. İnekleri ise sağıyoruz. Sütünden kaymak, yağ, yoğurt, peynir ve ürünler elde ediyoruz. Birçok aile inekleri, koyunları ve onların yavrularını satarak geçimini sağlıyor. Ayrıca ineklerin etinden de yararlanıyoruz. Milli yemekler pişirirken kullanıyoruz. Koyunların yününü kırpıyoruz. Yününden kalın giysiler, kazaklar, şapkalar, çoraplar örüyoruz. Yünü de birçok hastalığa iyi gelir. Aynı zamanda Müslüman halkı olarak bu hayvanları kurbanda kesiyoruz. Bu hayvanları bayramda satın alıp, kurban edip tüm Müslüman halkı ile birlikte yiyoruz. Bu şekilde de kullanıyoruz. Küçük baş hayvanlardan keçinin de kımızı çok lezzetli ve aynı zamanda Müslüman halkın geleneğine de uygun olduğundan hem yakın çevreye hem de daha uzak bölgelere bu kımızı satarak geçimimizi sağlıyoruz. Kımız yapıp pazarda satmak köy halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Kümes hayvanlarından kaz, ördek, tavuk yetiştiriyoruz. Tavuklardan yumurta, kazların tüylerindense yumuşak yastıklar yapıyoruz. Kazın yastığı çok faydalıdır. Etini de kurutup kullanıyoruz. Kümes hayvanlarını yararlı bir şekilde kullanıyoruz. Etleri çok lezzetli ve faydalıdır. Hayvancılığın yanında arıcılık en önemli geçim kalemini oluşturuyor. İnsanın bu arıları seyrederken bir Anadolu deyişi olan "Eşrefoğlu al haberi, arı biziz, bal bizdedir" türküsünü söyleyisi geliyor. Ben arıcılıkla uğraşıyorum. Bu babadan kalma bir iş. Küçüklükten beri bu işin içindeyim. Bizde tabiat arıcılık işi için çok uygundur. Çünkü ıhlamur ormanı var. 60'a yakın kovanım var. Balın bol olduğu zaman kilolarca bal alırız. Başka şehirlerden balımızı almaya geliyorlar. Satıyoruz. Şimdi yoğun bir dönemde. Çünkü arıları kovan kovan ayırıyoruz. Bunları anlattım ama bu sene ıhlamur ağaçları soğuk aldığı ve hastalandığı için bu seneki bal üretimimiz de ciddi oranda etkilendi. Ihlamur ağaçlarının çiçekleri az olunca arılar gerekli özü toplayamadılar. Tembel insanlar arıcılıkla uğraşamazlar. Çünkü çok meşakkatli bir iş. Arıların daha çok bal yapmaları
çiçeklerin ve ıhlamur ağaçlarının sağlıklı olmasına bağlı olduğu için bu çok önemlidir. Doğal bir bahçe görünümü olan Sait Baba köyünde tarım da yapılıyor elbette. Bir çiçek yetiştirme zarafeti içerisinde kilit biçiliyor toprağın ürünleri. Diğer Türk toplulukları başkurtlarda eşyanın ve evrenin dilini bütün incelikleriyle konuşmayı biliyorlar. Biz Gafur bölgesinin Sait Baba köyünde yaşıyoruz. Bahçede meyveler yetiştiriyoruz. Salatalık, domates, havuç, ne varsa hepsini yetiştiriyoruz. Onları suluyoruz. Çöplerden arındırıyoruz. Yakınımızda su var. Oradan taşıyıp suluyoruz. Tarlada patates ve pancar yetiştiriyoruz. Onları topluyoruz. Tatillerde onları götürüp satıyoruz. Başka ne diyeyim? Bahçenin çöplerini çocuklarla beraber temizliyoruz. Sonbaharda birçok sebzenin turşusunu yapıyoruz. Çocuklara da yetiyor, bize de yetiyor. Hem de satıyoruz. Hayvancılık, tarım, arıcılık ne kadar yaygın olursa olsun, sonuçta bir dilim ekmek için, bir halkın ekmeği için yapılıyor bütün bunlar. Ve Türklerde ekmek kültürünün ne kadar önemsendiğine, una ve hamura alışkın usta ellerden izliyoruz. Biz ekmek hamurunu hazırlarken önce unu eliyoruz. Eledikten sonra ekmek kovasına maya ve su koyuyoruz. Eski maya ve tuzu da ekledikten sonra hamuru hazırlıyoruz. Hamur elimize yapışmayıncaya kadar yoğuruyoruz. Sonra ekmeği dinlenmeye bırakıyoruz. Bir buçuk saat dinlendiriyoruz. Kovada kabardıktan sonra yağladığımız kalıplara koyuyoruz. Ve tekrar kabarmaya bırakıyoruz. Orada da bir yarım saat beklemeli. Bu sırada ocağı da yakıyoruz. Odunlar köz olduktan sonra közü eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Sonra hamuru pişirmeye bırakıyoruz. Bir saat pişiyor. Bizim başkurt ekmeğimizi herkes çok seviyor. Çok lezzetlidir. Yapılan başkurt yemekleri biraz sonra biz Anadolu'dan gelen konuklarına ikram edilmek için.
Bismillahirrahmanirrahim. Öğle yemeği için ailemize tokmaç aşı hazırlıyoruz. Koyun eti alıyoruz. Eti soğuk suyla birlikte bu tencereye koyuyoruz. Kaynadıktan sonra bir saat daha kaynatıyoruz. Bu et pişerken tokmaçımızı hazırlıyoruz. Tokmaçı hazırlamak için 3 yumurta ve kaynamış su gerekiyor. Bunlarla hamur yoğuruyoruz. Hamuru yoğurunca açıyoruz ve sonra kesiyoruz. Onu kenara koyup bekletiyoruz. Bu arada çorba bir saat kaynadıktan sonra içine patatesleri atıyoruz. Patatesler piştikten sonra tokmaçımızı alıp tencereye atıyoruz. 15 dakika kaynatıp tokmaç pişince ocaktan alıyoruz ve üzerine soğan koyuyoruz. Zengin başkurt mutfağıyla ağırlandıktan sonra geleneksel kıyafetleri içerisinde Başkurt Kadınlar Korosu'ndan Tanrı'ya yakarış ilahisi olan Münacaat dinliyoruz. İman şartını ütemeyen yaman diyen. Grubumuzun adı İhlas. Bizim bu grubumuz uzun yıllardır devam ediyor. Ben bazılarından geç başladım. Buradaki kadınların birçoğu benden önce başlamışlardı. Ben daha geç katıldım. Münacaatları okuyoruz. Sabantuy bayramlarına çağırıyorlar. Bazı etkinliklere çağırıyorlar. Okullarda ve kültür merkezlerinde gerçekleşen etkinliklere de çağırıyorlar. Dinleti veriyoruz. Bizim okuduğumuz münacaatların sayısı çoktur. Şimdi okuduğumuz münacaatın adı iman. Bu iman, kişide olması gereken, önemli olan beş İslam şartından biri. Birincisi iman. İmanın olmasa kötü olursun. İnsanlara inanmıyorsun. Kötülükler yapıldığında kayıtsız kalınıyor. Gönlünde iman olsa kötü söz söylemiyor. Dedikodu yapmıyor, hırsızlık yapmıyor, öldürmüyor. Birincisi iman, ikincisi namus. Namussuz insan için fark etmez. Adam da öldürür, gasp da yapar, rüşvet de alır. Sadece kendisini düşünür. İkincisi namuslu ol diye çağırıyor. Üçüncüsü akıl. Aklı olmayan insandan ne beklersin? Akılsız insan yalan da söyler. Mesela sana para veririm der. Evini, memleketini sattırır. Arkadaşlarını, dostlarını satarsın. Onun sözüne inanarak onları satmayın. Bunlara kanarak her şeyinizi satmayın. Dördüncüsü ise ihlas. Gönlümde ihlas olsun, yalan olmasın. Kalbin ihlasla dolsun, yalan olmasın. Bir şey söyleyeyim, farklı bir şey yapma. Yapacağın şey gönülden olsun. Münacaatın kısaca içeriği budur. Yapılan yemekler de, söylenen şarkılar, türküler ve ilahiler de büyük bir kilimin desenleri gibi işleniyor ruhumuza. Kilim sadece Anadolu'da bir ortak hissiyat zemini değil, Türk coğrafyasının her tarafında olduğu gibi Başkurdistan'da da müşterek kültürümüzün önemli sembollerinden birini oluşturuyor.
okuma, Başkurtistan kadınları için bir gelenektir ve bu geleneği bütün Başkurt kadınları bilmek zorundadır. Köydeki marangozlara bu kilim tezgahlarını yaptırdık. Biz de Başkurt kadınları olarak bu işi öğrenmeye karar verdik. Rabia abla bize bu kilim işinin bütün inceliklerini öğretti. 5-6 kadın bir araya gelip bu kilim dokuma işini öğrendik. Kilimlerin üzerine motif ve resim yapmayı öğrendik ve internetten de yeni motifler araştırıyoruz. Bizim bu kilimlerimizi alıyorlar. İstek çok. Birçok yerden, hatta yurt dışından bile gelip alıyorlar. Fransa'dan ve İtalya'dan gelip aldılar. Ufa şehrine de sergiye gitti kilimlerimiz. Bize bunları öğreten Rabia ablanın yaptığı bir kilim büyük ödül aldı. Sait Baba kilimleriyle meşhurdur. Bu işi durdurmayı düşünmüyoruz. İsteği olanlar gelip öğreniyorlar. Komşu köylerden ve bölgelerden gelip bizim işlerimize bakıyorlar. Tezgah siparişi veriyorlar. Onlar da bu işi bizden öğrenmek istiyorlar. Müzikle karşılandığımız Sait Baba'dan müzikle uğurlanıyoruz. Ezgiler su döküyor ardımızdan.